İyi geceler arkadaşlar. Yine bir arkadaşımızın, abone arkadaşımızın isteği üzerine model şirketimiz Bursa. Bakın yine bir yerde bulamayacağınız, öyle tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum ki bulamayacağınız yine bir tarihi eğitim videosu olacak. Önce şirketimizi kısaca 2021'in ilk çeyreğiyle 2022'nin ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre değerlendirmesini yapalım. Bahse konu olan tarihlerdeki inceleme dönemine göre varlık yapısına baktığımızda varlık yapısında belirgin bir şekilde değişiklik gözlemlenmekte. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı %41'den %48'e kısmen artmış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı %59'dan %52'ye azalmış. Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %11,5'dan %8'e, ticari alacakların payı düzeltiyorum, tekrarlayayım arkadaşlar. Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %11,5'dan %8'e azalmış. Ticari alacakların payı %12'den %15,5'a kısmen artmış. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı %14,5'dan %21'e artarken 2022'nin ilk çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının yaklaşık %72'sini amorti ederken cari fiyatlarla %96,5 oranında 9 milyar 166 milyon 351 bin 435 liralık iktisadi varlık artışı sağlamış. Şimdi varlık yapısı işletmenin olumlu yönde lehine gerçekleşmiş. O zaman biz bu şirketin reel satışlarına bir bakalım. Bu olumlu gelişme ne şekilde gerçekleştiğini şöyle bir görelim. 2021'in ilk çeyreğine göre 2022'nin ilk çeyreğinde yurt içi reel satışları %42 belirgin bir şekilde artış göstermiş. Yani %42'lik bir reel satış kolay kolay öyle elde edilebilecek bir oran değil. Gelelim dış ticaret işlemlerine. Bir önceki yıla göre yurt dışı ihracat gelirleri %59,5'dan %64'e kısmen artarken yurt dışı ithalat giderleri yaklaşık %28'den %22'ye gerilemiş. Cari dönemde yurt dışı ihracat gelirleri toplam gelirler içerisindeki payı %64 olarak gerçekleşirken yurt dışı ithalat giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %22 olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla işletme dış ticaret fazlası vermekte. Ve yine yurt dışı ithalat giderlerinin toplam maliyetleri içerisindeki payı da %32'den %23,5'a azalmış. Şimdi kar durumuna bakacağız. Eğer bir kar varsa son derece nitelikli bir kar. Yani gelir tablosunu incelemeye başladığımızda işletmenin kar oluşumuna baktığımızda son derece nitelikli bir kar durumu, olması gereken durum. Yatırımcıların özellikle üstünde durması gereken kar oluşumu. Niçin? Bir, yurt içi reel satışları artmış. İki, işletme dış ticaret fazlası vermiş. Evet, finansman yapısına bakalım.
Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yaklaşık %41'den cari dönemde %47'ye artarken, varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %16'dan %13'e yavaşça azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı yaklaşık %57'den yavaşça %60'a artarken, varlık finansmanında öz kaynakların payı %43'ten yavaşça %40'a azalmış. Ve işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının 1,5 kat üzerinde gerçekleşmekte. Daha kapsamlı inceleyelim şu finansman yapısını. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. İşletmenin 83 milyon yabancı para pozisyon açığı taşırken bir önceki dönem, aradan geçen 12 aylık zaman zarfında 348 milyon ilave ekstra bir yabancı para pozisyon açığı yaratarak, cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı 431 milyon 462 bin TL olarak gerçekleşmiş ve yabancı para pozisyon açığıyla birlikte riski de taşımakta. Kısa vadeli finansman kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı %8 azalırken, yabancı kaynakların yani borçların payı %6 oranında artmış. Yine öz kaynakların borç oranı %13,5 azalmış. Brüt işletme sermayesi hızlı ve yüksek oranda yaklaşık %200 artarken, net finansal borçları da %102,5 gibi hatırı sayılır şekilde artış kaydetmiş. Yani oldukça yüksek bir net finansal borç yükü içerisine girmiş. Uzun vadeli kaynak değişikliği işletmenin lehine gerçekleşirken, döviz pozisyon açığı %37 oranında artış sağlamış ve ticari alacaklarla ticari borçlanma finansını sağlaması da yaklaşık %10 azalmış. Öz kaynaklara baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı kısmen çok cüzi azalırken, devamlı sermaye payı da kısmen azalmış ve öz sermaye karlılık payı çok cüzi, çok minik bir artış göstermiş. Yani aman aman bir artış da sayılmaz. Artış bile sayılmaz. Toplam öz kaynaklar %2 oranında ödenmiş sermaye, toplam öz kaynaklar içerisinde ödenmiş sermayenin payı oldukça düşük kalmış. %15 gibi çok düşük oranda da içsel sermaye yaratımı, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Şirket ve ortak kârlılık oluşumuna bakalım. Şirket kârlılığı %12,5 oranında artış sağlarken, bileşenlerine baktığımızda satış kârlılığı %1,5 azalmış. Halbuki şirketin satışları, reel yurt içi reel satışları %42 ve dış ticaret fazlası da oldukça fazlaydı. Ama buna rağmen satış karlılığı %1,5, bir önceki döneme satışlarını, gerek yurt içi gerek yurt dışı satışlarını artırmasına rağmen, ithalat giderlerinin payını düşürmesine rağmen satış karlılığı azalmış. Katkı payı yüzdesi, şimdi şirket karlılık oluşumunun bileşkenlerine bakıyoruz. Katkı payı yüzdesi %16'dan %8'e hızlı ve yüksek oranda azalmış. Emniyet marjı %43'ten kısmen %49'a artarken, bakalım şirket karlılığından sonra ortak karlılığına %19 ortak karlılığı artış kaydetmiş. Bizim yatırımcı olarak koşullar gerçekleşmiş ama burada satış karlılığının
azalması bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. Ve ortak karlılığında borç maliyetinin çok hızlı ve yüksek oranda artışı bir başka dikkat edilmesi gereken olumsuz gelişme. Çünkü borç maliyetinin yükselmesi demek işletmenin finansman yükünün ağırlaşması demek. Ve geldik gelir tablosuna. Şimdi arkadaşlar, yani reel satışlara bakıyoruz. %42 yurt içi reel satışları, %64 toplam gelirler içerisindeki yurt dışı ihracat gelirlerine karşılık %22 ithalat giderlerine rağmen gelir tablosu bambaşka bir bize tablo oluşturuyor ve satış karlılığının niçin %1,5 oranda azaldığı gelir tablosunda karşımıza çıkıyor. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin yaklaşık %87'den yaklaşık %93'e artmasından ötürü gayri safi işletme karı %13'den yaklaşık %13'den yaklaşık %7'ye belirgin şekilde azalmış. Toplam maliyetler, faaliyet giderleri, toplam maliyetler demeyelim de faaliyet giderleri %6,5'dan %3,5'a gerilemesine rağmen esas faaliyet karlılık payı yaklaşık %7'den %4'e azalmış. Yani faaliyet giderlerinin belirgin şekilde azalması esas faaliyet karlılık payının düşüşünü ancak bu kadar önünde engel olabilmiş. Finansman giderleri yaklaşık %4'ten %3'e azalmış. Onundaki çok cüzi azalış da kısmen azalışta vergi öncesi karlılığının yaklaşık %5'ten yaklaşık %4'e azalarak gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin -1,17'den 0,89'a yaklaşık %1'e artmasından ötürü de dönem net karı %6'dan yaklaşık %3'e payının azalarak ilk çeyreği tamamlamış. Evet, olumsuz bir gelir tablosu karşımıza çıktı. Önemli olan karlılık oranlarına baktığımızda işletme verimliliği %19,5 artarken faaliyet karlılığı %31, efendim faiz vergi öncesi karlılığı da %20,5 artmış. Nakit akışına bakalım. Evet. İşletme faaliyetinden nakit girişi %44,5 azalırken esas faaliyetlerden nakit artışı %171,5 oranında artmış. Şirket nakit çıkışı gerektirmeyen giderleriyle nakit girişi sağlamayan gelirlerinin hesaplanmasının neticesinde 321 milyon 777 bin TL dönem karı oluşturmasına karşılık nakit ve nakit benzeri varlıkları 721 milyon 278 bin TL azalmış. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %64 ile artıştan %100'ün altında kalması sebebiyle satılan malın maliyetini satışlardan bile gelen nakitle karşılayamadığını anlıyoruz.
Yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı oranı %119, %100'ün üzerinde gerçekleşmesinden ötürü de işletmenin duran varlık satışı yaptığını anlıyoruz. Bu duran varlık satışından 18 milyon lira nakit fazlası vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %100'ün çok çok üzerinde %2786 artışla işletmenin esas faaliyetinden verdiği nakit açığı nedeniyle borçlanma gereksinimi ya da nakden sermaye artırımına gidebileceğinin işaretini alıyoruz. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı %50'nin de altında. Yüzde yaklaşık 34 artışla vasatın altında kalmış. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %37'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %53,5 ağırlıklı kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş. Olumsuz bir gelişme %54 ağırlıkla brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda da net işletme sermayesi sadece ve sadece %1,5 artış göstermiş. Evet, rasyolarına bakalım. Cari oran artış eğiliminde, likidite oranı azalış eğiliminde ve likidite oranları olması gereken değerlerin altında olup işletme likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasat olarak gerçekleşmiş. Kaynak yaratma vasatın çok altında kalmış. Etkinlik oranları vasatın bir tık üzerinde gerçekleşmiş. Büyümesine baktığımızda işletme cari fiyatlarla büyürken reel olarak satış büyümesi sadece satışta büyüme gerçekleştirmiş. Diğer kar, varlık ve öz kaynakta reel olarak da küçülmüş. Faaliyet sonucu oluşan kaynak %62,5 oranında artmış. Ve bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatını yazılıma sahip olan arkadaşlar yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettü kapitalizasyonuna göre kendi hesaplamalarını kontrol edebilirler. Bayram öncesi son işlem gününde 28 liradan fiyatlanarak kapatmış. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de yine doğrulama sahip olan arkadaşlar buradan değerlendirebilirler. Peki olması gereken fiyatı bu bilanço daha önceden satın alınmış olması gereken değerin üzerinde işlem gördüğünü söylemek mümkün. Ben bu şirkete yarın yatırım yapacağım. Şimdi bakın gene Kızılca kıyameti kopartacağım arkadaşlar. Hele Borusan yatırım olan elindeki şimdi bana gönül koyacak. İşte biraz böyle hafiften hakaretamiz ifadeler, yorumlar kullanacak. Arkadaşlar ben diyelim ki bu şirkete yatırım yapacağım. 8 liraya gelirse alırım arkadaşlar. Bak onu da şu şekilde alırım. Bir, ikinci çeyrek bilançosunu görmemek kaydıyla. Çünkü belki ikinci çeyrek bilançosu daha kötü gelecek. İkinci çeyrek bilançosuna kadar bu şirkete ben yatırım yapmayı planlarsam, düşünsem ben 8 liraya ben bu hissenin yatırım yapar.
Şimdi diyecek ki arkadaş ya sen çok beklersin gelmez. Çünkü tabii öyle bir beklenti içerisine girmiştir haklı olarak. İşte 50 liralara 100 lira gidecek diye bir takım duyumlar almıştır. Piyasada üflemişlerdir. O da o beklentinin içerisine girmiştir. İnanmıştır. Bu benim söylediğim ona biraz böyle tuhaf gelecek, hakaret gibi gelecek haklı olarak. Ben de diş bileyecek, düşman olacak. Saygı duyuyorum. Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar, gelirse alın. Gelmezse alma. Almak mecburiyetinde mi? Hayır, bir dakika. Şimdi herkese sor, herkes uzun vadeli yatırımcı. İyi abi, ben de uzun vadeli yatırımcıyım. Yani uzun vadeli yatırımcı demek sadece hisse taşımak değil ki, beklerim abi, uzun vade beklerim. 8 liraya gelinceye kadar beklerim. Ha, niye 8 liraya gelinceye kadar beklerim? Olması gereken fiyatı hesapladığımda reel fiyatı 16 liradır. Ben %50 altından alırım. Gelmez. Abi gelmezse beklerim. Öbür türlü hissenin, bak işte öbür türlü hamalı olur. Yani aldıktan sonra taşıyıcıysın. Abi almak için niye uzun vadeli düşünmüyorsun? Ben uzun vadeli, ben iki taraflı uzun vadeli yatırım diyorum. Şimdi niçin? Niçin? Bakın arkadaşlar. Geldik asıl eğitimimizin konusuna. Şurada daha önceden bir kar zarar eğitim programı yapmıştık. Yine o Excel'in üzerinde yapalım. Niçin beklerim uzun vadeli? Hani kağıt 28 lira efendim. 50 liraya gidecek havası var, beklentisi var, söylemleri var. Faaliyet raporları var, hikayeleri var, masalları var, türküleri var, şiirleri var falan filan. İyi ama arkadaşlar, ben bu parayı kolay kazanmadım ya. Yani ben bu tasarrufları o kadar kolay elde etmedim. Burada gökyüzünde bulut var de, burası ondan nem kapan bir piyasa. Son derece riski yüksek mesela. Ya 10 bin liralık mal aldın arkadaşım. 10 bin liralık mal aldın. Bir sıfır daha mı koyacağız? Evet. Şimdi bir hisseye yatırım yaptım. 10 bin liralık mal aldım arkadaşlar. Aldım. %10 hisse düştü. Tamam mı? 1000 lira zarardayım. 10 bin lira mı oldu? 9 bin lira. Hadi bir %10 daha düştü ben çıkacak diye beklerken. Yani %20 düştü. 10 bin lira. Geldi 8 bin lira. Çıkar. Şimdi ne oldu, benim ana param 10 bin liram 9 bin lira oldu. Da yazalım şuraya 9 bin. %10 arttı. Düşüşünü, yani düştüğü kadar arttı. Ne oldu benim 10 bin liram? 9.900 oldu. 10 bin oldu mu? Hani bir laf vardır arkadaşlar, bizim bir deyimimiz var. Dökülen sirke kabını doldurmaz. Borsada dökülürse kabını dolduramazsınız arkadaşlar. İşte alırken o yüzden ilk önce hisse senedi yatırımcısı alırken kâr edecek. Ben niçin 16 liraya ederi 16 lira olan bir kağıdı tutayım da 16 liradan alayım? Eğer burada bir ticari faaliyet yapıyorsak, 16 liradan aldığımda en azından 17 liraya satmalıyım ki, veya işte komisyon alış satış komisyonlarını da hesaba katarsak 18-19 liradan satmalıyım ki para kazandım diyeyim.
O da vade günüyle elde tutma maliyetini de hesaplayarak. Hadi 8 bin lira. 9 bin lirayı 90 bin lira yazdık. Evet, 9.900. 100 lira oradan eksiyor. Hadi %20'yi tamamladı. %20 düştüydü. Ne oldu ana param? 9.600 lira. Bakın %20 düşüyor. Param 8 bin liraya düşüyor. %20 artıyor. Düştüğü kadar çıkıyor. 400 lira ben gene içerideyim. Bakın dökülen sirke kabını doldurmuyor arkadaşlar. İşte bu yüzden ben olması gereken fiyatın en az %50 altında almalıyım. E efendim ne zaman gelecek? E ne zaman gidecek diye tutuyorsun elinde. Bugün gidecek, yarın gidecek, yarın gidecek, bir sene sonra gidecek, 1,5 sene sonra gidecek, 2 sene gidecek diye takıyorsun. Evlat gibi ona bakıyorsun her gün. Abi ben de beklerim. Almak zorunda değilim. Ben almak için de uzun vadeliciyim. Yani benim kimseye bu piyasada kaptıracak öyle kolay kazandığım bir para yok. Deniz kenarından da toplamıyorum. Ya günlerdir bunu anlatmaya, aylardır, yıllardır bunu, yani 2 yıldır, 1,5, 2 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar hala benle polemiğe giren arkadaşlar var. Sanki ben onların paralarının düşmanıyım. Abi eğer sen paranı böyle kaptırmaktan keyif alıyorsan en iyi yol bildiğin yoldur. Devam et. İşte burada. Bak ben sana somut rakamsal 4 işlemi biliyorsan yap abi. Hiç hayatında bunu yaptın mı? Hiç bunun muhasebesini, muhakemesini yaptın mı? Ya arkadaş yani öyle saçma kişilerle yorumlarla karşılaşıyorum ki hayret edersiniz yani okusanız. Diyor ki ya 6 lira diyor fiyat biçmişin diyor. Orada diyor 50 kaç 60 milyon dolar diyor ayırmış diyor. Ayırdığı parayı da mı görmedin diyor. Şimdi nereden duyduysa, peki diyorum bana hani 6 liraya gelirse, peki diyorum yani şu anda olması gereken fiyatını sen hesaplayabiliyor musun? Sen hesapla da koy önümüze. O diyor çok uzun iş diyor, öyle diyor. Kolay iş değil diyor. E ama ben burada hesaplamışım bak somut verilerle. Uzun iş. Ama 6 liraya sen daha çok beklersin diye ukalalık yapıyorsun. Ya diyor orada diyor 60 milyon dolarlık diyor ayrılmış diyor para var diyor. Onu da mı görmüyorsun diyor. Diyorum ki nerede o bilançoda var mı o 60 milyon dolar? Nerede? Hani bana bir göster diyorum. E diyor ki ben ya seninle uğraşamam. Ya söyleyeceksin yani şurada bak 60 milyon o da yok. Yok öyle bir para. Oradan birisi üflemiş, söylemiş orada onun şirketin orada 60 milyon dolar bir kenarda para biriktirdiğini, ayırdığını zannediyor. Öyle biliyor galiba. Evet arkadaşlar. Bir başka model şirkette jant sayıyı yapalım bir dahaki sefere. Görüşmek üzere. İyi geceler, iyi sabahlar.